Deprem ilk gününden beri Adıyaman'dayız. 6 milletvekili arkadaşımızla birlikte buradan gelen yardımları koordine ediyoruz. Özellikle göçük altında akrabaları olan, yakınları olan vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Buradan sizlere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bize artık çadır gönderin ve çadırlar geldikten sonra da ısınma için soba ve elektrikli sobalara ihtiyacımız var. Bunlar artık birincil önceliğe geçti. İlk günlerde su yoktu, ekmek yoktu burada. Hala vatandaşlar cenazelerini çıkarmak için burada kendi başlarına çalışıyorlar. İş makineleri harfiyat alır gibi burada çalışma yapıyor. Ne yazık ki canlı birini çıkarma umudu gittikçe azalıyor ve vatandaşın umutsuzluğu isyana dönüştü. 4 günde nasıl buraya bir kepçe gelmez diyor vatandaşımız. Ben artık sadece cenazemi alıp gitmek istiyorum diyor. Devlet yok diyor ve en önemlisi Adıyaman'ın acısını, sesini Türkiye duymuyor. Neden? Çünkü iletişim burada sağlanamıyor. Hala Adıyaman'ın merkezinde iletişim sorununu ne cep telefonları çekebiliyor ne internet çekebiliyor. Bu sorunu çözmemiş bir iktidar var karşımızda. Bugün 5. gün olmuş. Hala çözülmedi. Çözüm istiyoruz. Buradaki vatandaşların önce iletişime ihtiyacı var. Soğuktan donmamak için sobaya ihtiyacı var, çadıra ihtiyacı var. Çadır olmadan olmaz. Hala çadır kentler kurulmadı ve hala ulaşılmamış, yola açılmamış kar altında köyler var depremden etkilenmiş. Bizim çadıra ihtiyacımız var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak ilk günden beri burada vatandaşımızın yanındayız. İzmir milletvekillerimiz Sevda Erden Kılıç, Ednan Aslan, Balıkesir milletvekilimiz Ensar Aytekin, Manisa milletvekillerimiz Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu hep birlikte buradayız. Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ile bu sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yarın da burada olacağız. Fakat sizler bize çadır gönderirseniz buradaki sorunların çözümü biraz daha hafiflemiş olacak. Ben buradan tekrar size bizlere çadır ve barınma ürünleri gönderin. Diğer ürünler için biraz daha bekleyin diyorum. Teşekkür ederim.